Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Evet, değerli dostlarım, hepinizi selamlıyorum. Canı gönülden selamlıyorum hepinizi, hazirunu, dostları, gaybunu. Bu derse şimdi ve daha sonra iştirak edecek olan bütün kardeşleri selamlıyorum. Bugün Kalbin Zümrü Tepelerinde yolculuk edeceğiz inşallah kalbin zümrü tepelerinde yolculuk edebilmenin çok önemli bir esasını konuşacağız. Tefekkürü konuşacağız inşallah. Biliyorsunuz Çağlayan Dergisi'nin seçimi, seçimleri üzerinden yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu ay yayınlanan makaleydi kalbin zümrü tepeleri makalesiydi, tefekkür makalesi. Ve biz tefekkürün kendi yolumuzun esası olduğunu da biliyoruz. Biliyorsunuz arz, fakr, şefkat, tefekkür yolumuzun esasları, bileşenleri. Dolayısıyla tefekkürün bizim için hususi bir manası daha var. Onunla yolculuk ediyoruz. Nereye yolculuk ediyoruz onunla? Kendi kemalatımıza yani kendi seyri sülükümüzü onunla yapıyoruz, tefekkürle yapıyoruz. Kendi insani kemalat arşımızı tefekkürle ihraz ediyoruz da denilebilir buna. Hoca Efendi de Kalbin Zümrüt Tepelerinin birinci cildinde ilk üç makaleden birisi olarak ele alıyor tefekkürü. Biliyorsunuz bu yolculuk yani bir kemalat yolculuğu Kalbin Zümrüt Tepelerindeki yolculuk tevbeyle başlıyor. Tevbe inabi evveyle başlıyor. Sonra ikinci kavram olarak Hocaefendi muhasebeyi koyuyor. Muhasebe e, elbette ki insanın terakki edebilmesi için bir içgörü, kendi içine bakabilmesi, kendi içini görebilmesi, kendi kusurlarını, faziletlerini görebilmesi hali e, muhasebe. Ondan sonraki kavram da tefekkür kavramı. Tefekkür de biliyorsunuz enfusi ve afaki delileri okuyabilme üzerine kurulu bir kavram. Çok geniş bir manası var. Biz kalbin zümrü tepelerinden okuyacağız ama Hoca Efendi biliyorsunuzdur pek çok eserinde tefekkür konusunu yeniden ele alıyor. Ve farklı boyutlarıyla yeniden ele alıyor. Yani diyelim ki hani hizmete ait meseleleri konuşmak ve düşünmeyi de tefekkür bağlamında ele alıyor Hoca Efendi. Kainat kitabını okumayı, hallac etmeyi de tefekkür bağlamında ele alıyor. Ve aynı zamanda hadiseleri yorumlamayı, buna da tevil-i hadis deniliyor biliyorsunuz. Yaşadığımız dönemin, geçmişin, geleceğin hadiselerini yorumlayabilmeyi, ...onu da tefekkür bağlamında ele alıyor. Yani çok geniş kapsamlı bir kavram, tefekkür kavramı. Biz bugün Kalbin Zümrü Tepeleri'ndeki tefekkür makalesini ele alacağız... ...ve zamanımızın yettiği nispetle diğer makalelere de... ...mesela tefekkürü Hoca Efendi'nin nurdan bir helezon... ...insanı kemarat arşına yükselten nurdan bir helezon olarak ele aldığı bir makalesine de bakacağız... Aslında belki müstakil bir ders olarak da ele alınabilirdi. Biraz daha zamanımız kalırsa Hoca Efendi'nin Çağ ve Nesil serisi içerisinde ele aldığı bilimin putlaştırılması başlığına da biraz değinelim arzu ediyorum. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi yaşadığımız asırda bilimin putlaştırılması bahsi. Biraz da ona da bakarız zamanımız kalırsa. Cenab-ı Hak zamanımıza bereket versin, sizin sabrınıza da bereket versin, ilminize, muhataplığınıza. Ee, Cenab-ı Hak kalplerimizin marifetullah ve muhabbetullah kaplarını genişletsin, büyütsün, sonsuza doğru açsın. Bizi de tefekkür yolcuları eylesin inşallah, bu tala diyelim ve e, makalemize başlayalım değerli dostlarım. Evet e, tefikürü tanımlayarak başlıyor hoca efendi. Bu kalbin zümrü tepelerinin biliyorsunuz genel karakteristiği. Önce hoca efendi lügat manasıyla kavramları tanımlıyor. Sonra onu haliyle nasıl tanımlamış öyle yoluna devam ediyor. Sonra da katman katman o kavramı açmaya devam ediyor çünkü zaten kalbin zümrüt tepeleri yolculuğu biliyorsunuz kavramsal düzlemde yapılan bir yolculuk. Şöyle diyor hoca efendi nedir tefekkür cevabı herhangi bir mevzuda geniş derin sistemli düşünmek. Ne güzelmiş bakın tefekkür eğer hani böyle ru be ru bu dersi yapabiliyor olsaydık vicaen yapabiliyor olsaydık sormak isterdim sevgili Senacığım demek isterdim tefekkür nedir sence ne dersin bana tefekkürü anlatır mısın sormak isterdim sevgili Neslihan sence tefekkür nedir diye öyle zannediyorum ki hepinizin yüreğinde hepinizin zihninde tefekküre ilişkin manalar var ve hepsi de zannediyorum bu merkezde toplanıyordur tefekkür düşünmek evet ama bir özelliği var nasıl bir düşünmek bu sistemli düşünmek. Derin ve geniş düşünebilmek. Derin ve geniş düşünebilmenin neyi kapsadığını Hoca Efendi makalenin içerisinde bize anlatacak. Öyle kalsın zihnimizde bizimde tefekkür derin, geniş ve sistemli düşünme manalarına geliyor. Ve erbabınca, Allah bizi de erbaplardan eylesin, erbabınca o nedir? Yani tefekkürle biçimlenmiş, tefekkürle yolculuk etmiş insanlara göre o nedir? Kalbin çırasıdır. Bakın tefekkürü biz hep akılla tanımlarız. Biliyorsunuz insan derbeli zaman hazretleri nefsiyle Cenab-ı Hakk'ın Rahman esmasına muhatap olur kalbiyle rahim esmasına muhatap olur, aklıyla da hakim esmasına muhatap olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tabi bir tefekkür yolculuğu hakim esma ilahiyesinde bizi yolculuğa çıkardığı için biz onu hep akıl bağlamında ele alıyoruz. Ama ne diyor Hoca Efendi bakın o kalbin çırısıdır diyor. Yani kalbi de aslında biz tefekkürle tutuşturuyoruz. Kalpte ne var? Kalbin istidadı ne? E, Aşk-ı ilahi istidadı, kalbin istidadı. Öyleyse aslında muhabbetullah da marifetullahla biçimleniyor. Zaten yolculuk öyle tanımlanıyor ya üstad tarafından. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en büyük neticesi imanı billahtır. O bir imanı billah içerisindeki muhabbetullah, muhabbetullahın içerisindeki Özür diliyorum marifetullah, marifetullahın içerisindeki muhabbetullah. Tanı, tanıdıkça Rabbimizi seviyoruz. Dolayısıyla da kalbin çırası da tefekkür. Yani biz muhabbeti, biz aşkı tefekkürle tutuşturuyoruz. Derin düşünerek, sistemli düşünerek, geniş düşünerek tutuşturuyoruz. Ve ruhun da gıdasıdır tefekkür ve İslami hayatın da kanı ve canıdır diyor hoca efendi. Bu çok önemli ve hepimizi aslında bir uyanışa, teyakkuza davet eden bir ifade. İslami hayatın kanı ve canıdır. Bugün alem İslam'ın perişaniyetini hoca efendi bu kan ve can çekişi, çekilmişliği üzerinden okuyor. En çok yaya kaldığımız mesele tefekkürdür diyor hoca efendi ve bugün alem İslam'a bakıp da bir kansızlık, bir cansızlık hali görüyorsak bunun sebebi de tefekkürsüzlüktür. Ne diyor bakın Hoca Efendi? İslami hayatın kanı, canı ve ziyası da tefekkürdür. Kim söylüyor bunu? Erbabı söylüyor yani tefekkürle yol almış olanlar, tefekkürle derinleşmiş, tefekkürle zenginleşmiş olanlar söylüyor. İslami hayatın kanı, canı, ziyası tefekkürdür bilginin ruhu tefekkürdür ruhun gıdası tefekkürdür ve kalbin çırası tefekkürdür ne güzel değil mi bilginin ruhu tefekkür ve tefekkür olmayınca diyor hoca efendi kalp karanlıklaşır bu maalesef İnsanın kendine ettiği zulümdür. Tefekkür için yaratılmış, marifet ve muhabbet için yaratılmış olan insan bu ışıktan mahrum bırakıldığında kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayatta kadavralaşır. Bu kadavralaşma kavramı biliyorsunuz Hoca Efendi'nin bizi sürekli uyardığı meselelerden bir tanesi kadavralaşma. Ee, ne olur? İslami hayat tefekkür olmayınca kadavralaşır, ruh hafakanlara düşer ve kalp de karanlıklaşır, tefekkür yoksunluğu içerisinde o kadar önemli insan mahiyeti için tefekkür. Ruh onunla besleniyor, kalp onunla tutuşuyor. Efendim bilginin ruhu tefekkür, İslami hayatın kanı canı tefekkür bunlar zihinlerimizde kalsın, kalplerimize yerleşsin ki tefekkür için kendimizi zorlayabilelim. Hoca Efendi bunun da altını çizecek bize. Tefekkür, Arapça gramer yapısı içerisinde tefeül babından yani sürekli bir zorlama gerektiren bir eylem. E bu zorlamayı gerçekleştirebilmemiz için onun ehemmiyetine inandırıyor bize Hoca Efendi ve bu ehemmiyet o olmadığı sürece İslami hayatın kadavralaşması, ruhun hafakanlara girmesi ve kalbin de karanlıklaşması üzerine kurulu değerli dostlarım. Sonra devam ediyor Hoca Efendi bu tanımlamalara devam ediyor. Tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki hayırla şer, faydayla zarar, güzelle çirkin onu da görülür ve sezilir. Kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an'ın ayetleri onunla kendilerine has ayrı bir derinliğe ulaşır. Bakın o kadar önemli ki tefekkür, insan hani biliyorsunuz aklın gereği nedir? Akledebilmenin gereği nedir? Hayrı, şerri, faydayı, zararı, çirkini, güzeli birbirinden ayırt edebilmektir. Buna temyiz kabiliyeti deniliyor. Şimdi temiz çok önemli bir sıfat hani ne hayır ne şer ne güzel ne çirkin bunu ayırt edebilmek. Fakat insanın tefekkür hayatında derinlik olmadığı sürece biliyorsunuz akıl hayrın şer olduğu konusunda ikna olabiliyor. Buna da cerbeze deniliyor. Birisi cerbeze ile yani aldatıcı bir zekayla aldatıcı bir zekayla cerbeze bu hakkı batıl batılı hak gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya sahip olmak demek cerbeze ve bizim asrımızın hastalıklarından birisi olarak tanımlıyor Bediüzzaman Hazretleri cerbezeyi. Birileri hakkı batıl batılı hak göstermek suretiyle bizi aldatabiliyor, güzeli çirkin gösterebiliyor. Nefis zaten bunu çok güzel yapar biliyorsunuz. Nefis çirkin şeyleri kendisi için güzel gösterebilir, güzeli de çirkin gösterebilir. Faydalıyı nefis kendisi için zararlı görebilir. Zararlıyı da nefis kendisi için çok faydalı görebilir. Akıl da buna ikna olabilir. Zaten buna bizi ikna eden biliyorsunuz çok fazla malzemede var. Herhangi bir şerri bize hayırlı gösteren ya da zararlı bir şeyi bizim için faydalıymış gibi bize sunan çok fazla malzemeler var. Çünkü biliyorsunuz yani cerbeze e, üstadın zikrettiği gibi bizim asrımızın hastalıklarından bir tanesi. Dolayısıyla biz hani aklımız bu konuda ikna olabilir ama tefekkürle hayrı, şerri, güzeli, çirkini, faydalıyı, zararlıyı birbirinden ayırt edebilmemiz gerekiyor. Tefekkür yapıp yapmadığımız da bu konudaki derinliğimizle tezahür ediyor. Ve kainat da tefekkür sayesinde bir kitap haline geliyor. Şimdi bu kainatın bir kitap olması konusu bizim sık sık altını çizdiğimiz bir mesele biliyorsunuz. Varlıkların birer kelime olması, varlıkların birer harf olması, kainatın bir kitap olması ve bunu tek başına altını çizmiyoruz. Bugünlerde fark etmişsinizdir Çağlayan'ın da bir abone kampanyası var. Çağlayan'ın temel felsefesi olduğu için sık sık hani üzerinde durulan bir mesele bu. Şimdi bir tarafta kainat kitabı var, Kur'an kitabı var. Ve hani gençler zaman zaman soruyorlar, biz kendi dinimizin, yolumuzun hak olduğunu nereden biliyoruz? Bu sorunun cevabını işte aslında tefekkürle buluyoruz. Tefekkür, kainat kitabıyla Kur'an kitabını Bizim beraber okuduğumuz bir yolculuk. Tefekkür bizim kainat kitabını Kur'anla şerh ettiğimiz, Kur'anı da kainat kitabıyla tefsir ettiğimiz bir yolculuk. Dolayısıyla biz kitapları üst üste koyup birbirleriyle tefsir edebiliyoruz. Dolayısıyla da birbirleriyle teyit edebiliyoruz. Ve kainat kitap olduğu için ki bu kainat kitabı biliyorsunuz Allah'ın kudret sıfatından geliyor irade ve kudret sıfatından geliyor kainat kitabı. Kur'an kitabı da Cenab-ı kelam sıfatından geliyor. Dolayısıyla biz bu iki kitaba muhataplık sayesinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına açılıyoruz. Ve sürekli kainat kitabıyla Kur'an arasında mekik dokuyoruz. Tefekkür sayesinde ama kainat kitap haline geliyor. Yani biz bir ezber olarak kainat bizim için İslam düşüncesi için kainat bir kitaptır. Bunu sürekli söyleyerek kainatı bir kitap haline getiremiyoruz. Kainatı tefekkürle bir kitap haline getirebiliyoruz ve okuyabiliyoruz onu. Varlıkların dilini çözebiliyoruz kainatı bir kitap olarak harf harf Kelime kelime, cümle cümle okuyabiliyoruz. Paragraf paragraf okuyabiliyoruz. O kitap olmanın ötesinde bir mana da zikrediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir süre sonra kainatı kitap olarak okurken bakıyoruz ki aslında o kitap olarak okuduğumuz metinler bize yazılmış özel mektuplarmış. Bunu keşfetmeye başlıyoruz. Bize yazılmış, bizim adımıza postalanmış özel mektuplarmış bunu okuyoruz. Her varlığın yüzünde Cenab-ı Hakk'ın esmasının mühürlerini okumaya başlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın ayetleri tefekkürle derinliğe ulaşıyor. Yoksa hani meal okuyoruz, efendim Kur'an ayetlerini okuyoruz, çeşitli tefsirler okumaya çalışıyoruz. Ama tefekkürümüz olmadığı sürece o ayetlerde derinleşemiyoruz. Ayrı bir derinliğe ulaşabilme yolculuğumuz Kur'an ayetlerinde yine tefekkürle mümkün. Kur'an ayetlerinde, kainat ayetlerinde tefekkürle derinleşiyoruz. Hoca Efendi devam ediyor bakın bir manayı genişlettikçe genişletiyor Hoca Efendi ve tefekkür hadiselerden ibret alma, çeşit çeşit netice çıkarmanın da çerağıdır diyor. Şimdi bakın hadiselerden ibret alma. Normalde biz tefekkür denince daha çok eşyanın perde arkasını görebilmek, mülk yüzünün okuyup da eşyanın melekültüne nüfus edebilmek olarak onu kodluyoruz zihinlerimizi. Oysa sadece varlıkları okuyabilmek değil tefekkür, hadiseleri de okuyabilmek tefekkür. O yüzden hadiselerden ibret almayı da tefekkür bağlamı içerisinde ele almamız gerekiyor. İbret almakla ders almak arasında bir fark var. Hani ders dinlersiniz ve onu takrir edersiniz. İbretteki fark şudur. Hadiseler aynıyetle cereyan etmiyor biliyorsunuz. Bir hadise, tarihi hadiseler, tarihi tekerrürler diyoruz ya tekrar etmeler. Ama unutmayalım ki tarihi tekerrürler aynen değil mislendir. Birbirine benzer hadiselerle tekerrür eder. Yani Kur'an-ı Kerim kıssaları sürekli yenilenir, tazelenir. Bizim hayatımızda tazelenir. Hadiselerle tazelenir. Bunu görürsünüz. Yani yaşadığınız bir hadiseyi Hudeybiye sulhu üzerinden okuyabilirsiniz. Yaşadığınız bir hadiseyi Bedir harbi üzerinden okuyabilirsiniz. ashab ı Kef kıssası üzerinden okuyabilirsiniz. Bunlar mümkün. Ama ibret almak ki çok önemli bir kavramdır ibret almak şudur. Yani e, Birebir o hadisenin aynısını yaşamazsınız siz. İbret almak o hadisenin içerisinde, yaşanan o hadisenin içerisindeki misilleri, benzerlikleri size bakan, sizin asrınıza bakan veçeleri çıkarabilmektir. Burcu Efendi siyer felsefesi diyor buna biliyorsunuz. Siyer usulü, siyer felsefesi çok önemli bir ilimdir. İşte tefekkür hadiselerden ibret almaya da bakıyor. Hadiseleri okuyabilme buna Tevilli ehadis deniliyor Kur'an-ı Kerim'de değerli dostlarım. Tevhili ehadis Yusuf suresinde geçen bir kavram. Genellikle ona müfessirler ya da meal yazarları rüya yorumu karşılığını veriyorlar. Oysa hoca efendi diyor ki Tevilli hadis bir rüya yorumu değildir. Yani tek başına bir rüya yorumu değildir en azından. Yusuf aleyhisselama verilen ilimdir biliyorsunuz tevili ehadis o rüyaları yorumladığı için tevil ahadis hadiseleri okuyabilmek demektir diyor hoca efendi ve bizim hizmetimizde de biliyorsunuz hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de Allah'ın adını bütün bir dünyaya ulaştırabilmek için kendi zamanımızı okuyabilmek, kendi zamanımızın hadiselerini okuyabilmek. Bunlar tümüyle tevil-i hadise bakan meseleler ve hepsi tefekküre bakıyor. O yüzden Hoca Efendi hani bizim bir araya toplanıp yaptığımız o istişare meclislerini de tefekkür meclisleri olarak tanımlıyor. İstişareler, fikir beyanları. Aynı surette biliyorsunuz bizim sohbeti cananlarımız da birer tefekkür meclisleri. Tefekkür hadiselerden ibret almak ve çeşit çeşit onlardan neticeler çıkarmak demek. Çeşit çeşit neticeler. Bakın ne olur hani bunu Hoca Efendi çokça yapıyor biliyorsunuz. Diyelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in bir mağarası vardı. Hira mağarası, Sevr mağarası ve peygamberlerin hayatlarına baktığımızda da onların mağara dönemlerini görüyoruz. Şimdi buradan ne yapıyorsunuz siz? Bizim hayatımızda da bir mağara dönemi olmalı ve bu nedir sorusunu soruyorsunuz. Ve bizim zamanımızda bu mağara dönemi ki mağara dönemi neyi tanımlıyor? İçe çekilme, içte derinleşme, efendim bir e, ok üzerinden düşünürseniz onu biraz böyle yayı germe daha büyük bir, daha uzak bir yolculuk yapabilmek için biraz daha yayı germe, yani içeriye doğru çekilme. Ee, biraz Allah'la baş başalık yaşama, ee, buna ünsiyet, Allah'la ünsiyet diyebilirsiniz, uzlet diyebilirsiniz, halvet diyebilirsiniz. Bir halvet dönemi, mağara dönemi. Dolayısıyla bunu şöyle soruyorsunuz. Hani benim zamanımın halveti nasıl bir halvet? Bizim yaşadığımız zamanda nasıl halvet yapılıyor? Ve bunun cevaplarını veriyorsunuz. Dolayısıyla bakın ne oluyor tefekkür? Hadiselerden çeşit çeşit neticeler çıkarıyorsunuz ve ibretler çıkarıyorsunuz. Benim zamanıma yani efendimin benim efendiler efendisi olan peygamberimin hayatının bütün safaları, bütün detayları benim asrıma da bakar. Asr saadet bir daire, benim zamanım da o daireyle kesişen bir daire. Dolayısıyla ben bu izdüşümleri nasıl kurarım, nasıl ibretler çıkarırım, Uhud'dan ne ibretleri çıkarırım, o geriye dönüşten, o yaşanan bir sarsılmadan, o efendim e, okçular tepesini, okçuların terk etmesinden nasıl ibretler çıkarırım? Çeşit çeşit neticeler nasıl çıkarırım ve bunları hayatıma, bunları zamanıma nasıl tatbik ederim? İşte bunun çeralı da, bunu tutuşturan e, çeralı da yine tefekkür. Yani hadiseleri okumak, yani zamanı okumak, yani hadiseleri yorumlayabilmek. Ee, ve hoca efendi tecrübelerin de altın anahtarıdır diyor tefekkür. Tecrübelerin altın anahtarıdır e, tefekkür. Ne yapıyoruz? Sürekli bir şeyler yaşıyoruz ve yaşadığımız şeylerden de neler çıkarıyoruz? Dersler çıkarıyoruz. Bir sonraki yaşayacağımız şeyler için kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz tecrübelerimizden. Dolayısıyla tecrübelerin altın anahtarı da tefekkürdür. O intikal deniliyor buna ıstılahta. Bir bilgiyi başka bir yere transfer edebilme. Bir bilginin anahtarıyla başka kapalı bir kapıyı açabilme. İşte biz aslında tefekkür için bize lazım olan bir takım bilgileri tecrübelerimizle elde ediyoruz. Ve o tecrübelerle elde ettiğimiz bilgiler sayesinde önümüzdeki pek çok karanlığı aydınlatabiliyor, pek çok bilmeceyi çözebiliyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız şeyleri iyi okuyabilme, yani yaşandı ve geçti deyip üstünden geçip gitme değil, kazanımlarla geçme, yaşanılan her şeyi marifete dönüştürebilme. Siz çiftçi olabilirsiniz, topraktan alacağınız tek şey mahsurse, yani sebze meyve ise çok çok az şey alıyorsunuzdur o topraktan. Asıl alınması gereken şey topraktan bilgeliktir. Topraktan asıl alınması gereken şey bilgeliktir. Toprak size ne çok şey öğretir. Size sabrı öğretir, size emek vermeyi öğretir, size beklemeyi öğretir. Size size tedbir almayı öğretir pek çok şeyi öğrenirsiniz o topraktan. Dolayısıyla eğer tefekkür edebiliyorsanız toprağın size öğreteceği çok şey vardır. Tefekkür edebiliyorsanız havanın suyun öğreteceği çok şey vardır. Ve tecrübelerin altın anahtarı da tefekkürdür. O bilgiyi alır ve hayatınıza tatbik edersiniz. O bilgiyi alır ve onunla zenginleşirsiniz. Ve hakikat ağaçlarının da fideliğidir diyor Hoca Efendi. Hoca Efendi biliyorsunuz çok Allah ondan razı olsun çok edebi, çok soyut, aynı zamanda da konuyu idrake yaklaştıracak çok zengin bir dil kurar. Bu, bunu her zaman yapar Hoca Efendi ama özellikle Hoca Efendi'nin kaleminden çıkmış metinlerde bunu daha derinlikli görürsünüz. Bakın ne diyor Hoca Efendi? Tariflerin güzelliğine bakın. Tefekkür, hadiselerden ibret alma, çeşit çeşit netice çıkarmanın çarağı, tecrübelerin altın anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalp nuru'nun da göz bebeğidir. Hakikat ağaçlarının fideliğidir. Biz hakikati arayan, hakikat yolcularıyız. Eşyanın perde arkasını mülkün melekutunu maddenin manasını bulmaya çalışan yolcularız biz biz hakikatler hakikatine talip olanlarız Esma esmai ilahiyeni eşyanın hakikati olarak bilen ve esmai okumaya çalışan insanlarız dolayısıyla da o hakikat ağaçlarını nasıl yeşertiyoruz onların fideli bizim için tefekkürdür ve kalp nurumuzun da göz bebeğidir tefekkür kalp tefekkürle nurlanıyor önceki paragrafta dediği için dediği gibi hoca efendi eğer tefekkür olmazsa kalp karanlıklarda kalıyor değerli dostlarım onun içindir ki her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan ufuk insan zirveleri tutan ufuk insan her güzel şeyde olduğu gibi şöyle diyor efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Tefekküre denk bir ibadet yoktur diyor. Onun için her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan o güzel insan tefekküre denk bir ibadet yoktur diyor. Ee, tefekküre sürekli yolumuz düşüyor biliyorsunuz. Tefekkürle ilgili bahisler konuşuyoruz. Bunu da konuşmuştuk yakın bir geçmişte. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin tefekküre verdiği önemi bir saat tefekkürün bir yıl nafile ibadet hükmünde olduğunu. Fakat Efendimiz bize bu hadis-i şerifinde değerli dostlarım tefekkürün sınırlarını da çiziyor. Şimdi çok önemli bir başlık bu aslında yani nerede tefekkür edeceğiz ya da tefekkürün sınırları nerede bitecek, nerede tefekkür edemeyeceğiz, ed edemiyoruz. Bunu da belirliyor tefekkürün sınırları. Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin diyor Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin. Bakın tefekkür alanı neymiş? Tefekkür coğrafyası. Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserleri. Ama zinhar zat-ı bari tefeküre kalkışmayın. Zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur diyor. Zatı bari yani Cenab-ı Hakk'ın bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yaratılmışların hiçbir vasfına benzemeyen zatı hakkında tefekkür etmeyin buna kalkışmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu insan düşüncesini aşan bir mevzudur. İnsanın düşüncesi biliyorsunuz gördükleriyle işittikleriyle yani bize şu duyularımızın kanallarıyla akıp gelen zihin havuzdur. Zihni Hoca Efendi bir havuz, bir kütüphane olarak tanımlıyor. Bir havuz, bir kütüphane zihin. Bir laboratuvar da diyebilirsiniz ona. Şimdi oraya duyular vasıtasıyla, duygularımız vasıtasıyla, zahir batın duygularımız vasıtasıyla sürekli bilgi akıyor biliyorsunuz zihnimize, o havzun içerisine. Sonra akıl da o bilgileri değerlendiriyor. Değerli dostlarım, insanın düşünme kapasitesi biliyorsunuz bu akışla sınırlı. Yani duyularımızın bize, duygularımızın, zahir ve batın hislerimizin bize akıp taşı Akıp getirdiği bilgilerle sınırlı. Dolayısıyla da e, bu sınırlılık içerisinde Cenab-ı Hakk'ın zat-ı hakkında tefekkür edemiyoruz. Ne üzerinde tefekkür ediyoruz? Onun eserleri üzerinde. Cenab-ı Hakk'ın yani sanatkarı biz sanat vasıtasıyla tanıyoruz. Rezakı rızık vasıtasıyla tanıyoruz. Musaviri tasvirleriyle tanıyoruz. Müzeyini tezyiniyle tanıyoruz. Kerimi ikramıyla tanıyoruz. Latifi lutfuyla tanıyoruz. Nimet ve kudret eserlerinde. O yüzden bakın eser vurgusu bizim için çok önemli. O yüzden kainat kitabı vurgusunu çok sık yapıyoruz. Çünkü biz Rabbimizi onun eserleriyle, onun nimetleriyle, kudret kudret eserleriyle yani şu kainat kitabında yaratılmış olan ilimden vücuda çıkmış olan hadiseler ilimden vücuda çıkmış olan eşya üzerinde tefekkür ediyoruz. Bizim gücümüz, bizim sınırımız Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında düşünmeye el vermiyor. O noksan sıfatlardan münezi hep bunu dilendiriyoruz ya Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyoruz. Neyden tenzih ediyoruz? bizim gördüğümüz, bildiğimiz, kuşattığımız, sınırlayabildiğimiz biliyorsunuz insanın bilmek için, kavramak için sınırlamaya ihtiyacı var. Tahdit diyoruz buna. Yani şöyle düşünebilirsiniz, eğer karanlık olmasaydı, karanlık olmasaydı şu gündüzü ışığıyla dolduran şeye biz aydınlık diyemeyecektik kuşatamayacaktık onu çünkü, sınırlandıramayacaktık. Bir şeyi zıttıyla sınırlandırıyoruz, her şey zıttıyla bilinir diyoruz ya, Cenab-ı Hakk'ın zıttı nitti yok. Biz aydınlığı kanar, karanlıkla sınırlandırdığımızda onun dereceleri de ortaya çıkıyor, aydınlığın ve karanlığın dereceleri. Ya da ilim ve cehalet gibi birbirinin dereceleriyle bilinen, hastalık ve sağlık gibi birbirlerinin dereceleriyle bilinen, kavramlara, algılara ulaşıyoruz. Düşünün bütün tıp bunun üzerine kurulu. Ben eğer vücudumda bir arıza olmasaydı, yani hastalık olmasaydı şu vücudumu kuşatan şeye sağlık diyemeyecektim çünkü mutlak olacaktı. Onu sınırlandıramadığım için, ona bir hat çizemediğim için onu algılayamayacak, tanımlayamayacaktım. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın zatını biz tahdit edemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın zıttı da yok, nitti de yok, noktan sıfatlardan münezzeh. Öyle olunca biz Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tefekkür edemiyoruz, etmiyoruz. Bakın Efendimiz bunu bize tefekkürün sınırlarını çizerek belirliyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinhar onun zatı barisi hakkında tefekkür etmeyi kalkışmayın o zaman Cenab-ı Hakk'a noksan sıfatlar yüklemiş olursunuz bu da sizi dalaleti atar oysa nerede tefekkür ediyoruz Efendimiz bunu da bize belirtiyor onun nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin diyor Efendimiz sallallahu Teala ve sellem nimetler üzerinde tefekkür siz ile şükür konularına sürekli döndüğümüz ve önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de şükür onlar da hep bunun vurgusunu yapıyoruz aslında. Şükür tefekkürün bir semeresi, bir meyvesidir biliyorsunuz. Şükür, üstad ne diyor? Zikir, fikir, şükür. Başlarken zikir, ortada fikir, ahirinde şükür. Çünkü şükür tefekkürün bir semeresidir. Ne kadar derin tefekkür ederseniz o kadar yüksek şükürle, şükürlere ulaşırsınız. Ne kadar zengin bir tefekkür dünyanız varsa şükürde de o kadar sonsuza açılırsınız. Öyleyse gelin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın nimetleri üzerinde, onun kudret eserleri üzerinde tefekkür edin, gelin. Ama zinhar zat-ı bari tefekküre kalkışmayın zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur. İnsan düşüncesi tahdit ed edebildiğini bildiği için onu çok aşan bir mevzudur. Sakın ola zinhar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zatı bari tefekküre kalkışmayın. Bu mealdeki Efendimiz sözüyle düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını beliriyor ve bize güç, imkan ve iktidarımızın hudutlarını ihtar ediyor. Nedir gücümüz? imkanımız nedir ve iktidarımız nereye kadardır? Bunun sınırlarını çiziyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Efendimiz bize bakın tefekküre çağırıyor Efendimiz. Bu çok güzel bir davet. Efendimizin daveti şu hadis-i şerife bakın tam manasıyla bir davet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, ufuk insan, ufuk insan Efendimiz buyuruyor ki tefekküre denk bir ibadet yok. Öyleyse gelin Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini ve kudret eserlerini tefekkür edin. Bu bir davet bakın. Efendimiz bizi tefekküre davet ediyor. Ama tefekküre davet ederken aslında tefekkürün sınırlarını da çiziyor ilgili hadis-i şerifte. Bu hususu hatırlatmazsa dediğinde minhaç sahibi şöyle söyler. Nimetleri tefekkür etmek bu yolun şartıdır. Hangi yolun şartıdır? Şimdi bizim kendi yürüdüğümüz arz, fark, şefkat, tefekkür yolunun şartıdır. Ama aynı zamanda kalbin zümrü tepelerinde yolculuk yapmaya çalışan eli tasavvufun da şartı. Nimetleri tefekkür etmek bu yolun şartıdır. Ne var ki Cenab-ı Hakk'ın zatında tefekkür apaçık bir günahtır. Evet Allah hakkında düşünmek bir batıldır. Allah'ın zatı hakkında düşünmek bir batıldır apaçık bir günahtır. Onu hem hem bir muhal hem de hasılı tahsil bil. Onu bir imkansızlık olarak bil hem de muhali hasılı tahsil değerli dostlarım havanda su dövmek anlamına gelen Türkçede karşılık itibariyle bir kelime hem de ondan hiçbir şey elde edemeyeceğim bir çaba olarak bil. Ondan bir neticeye varamayacağın bir çaba olarak bil, hem de bir imkansızlık olarak bil deniliyor bize. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize ve وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ vel ard diyor Cenab-ı Hak. Yani onlar göklerin ve yerin yaratılışı ve şekillendiriliş keyfiyeti üzerine tefekkür ederler. Bu ayeti kerimeyi çokça hatırlarsınız zannediyorum. Şimdi Cenab-ı Hak tefekkürün, bakın, Nasıl yapılacağına ilişkin sema ve arzın yaratılış keyfiyetini nazara veriyor bize. Ve tefekkeruna halkı semavati vel ardı diyor Cenab-ı Hak. Onlar göklerin ve yerin yaratılış ve şekillendiriliş keyfiyetini tefekkür ederler. Bu mealdeki ayetleriyle, bu mealde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de epeyce bir ayet var... Kainat kitabını, bu kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve kelimelerinin hususiyetlerini, cümleleri arasındaki nizam ve ahengi, heyeti umumiyesindeki resaneti, sağlamlığı nazara vererek bize en yararlı düşünme yolunu salıklamıyor mu Kur'an-ı Kerim? Şimdi bakın, demek ki kainatı bir kitap olarak gördüğümüzde tefekkürü onun, imlasını çözerek onun dilini çözmeye çalışarak gerçekleştiriyoruz. Yani bir kitap bu kitabın harflerini, bu kitabın kelimelerini nasıl okuyacağız? Yazılış keyfiyetine, harf ve kelimelerinin hususiyetlerine, cümleleri arasındaki nizam, heyeti umumiyesindeki yani bütün, bütün bir o kitabın içerisindeki o sağlamlık, efendim o güçlü yapı bize en yararlı düşünme metodunu öğretiyor. Aslında bütün bilimler de biliyorsunuz bunu yapmaya çalışıyor. Bütün bilimler de kainat kitabını değişik onun bir kitap olduğunu bilmeden de yapanlar var biliyorsunuz. Onu yazarını tanımadan da onun harfleri üzerinde çalışanlar var. Onun kelimeleri üzerinde çalışıp da o katibi tanımayanlar da var. Ama tefekkür alanı Kainatın yaratılışı, semanın ve arzın yaratılış keyfiyeti, nizamı, ahengi, harf ve kelimelerinin hususiyetleri ve heyeti umumiyesindeki ahenk, sağlamlık değerli dostlar. Evet her düşünce, her tasavvur ve her davranışta Hakk'ın kitabına yönelmek ve onu anlamaya çalışmak, hayatı ondan anladığımız şeylere göre tanzim etmek ve yaşatmak, kainat kitabındaki ilahi sırları keşfedip ortaya koymak ve insana her an ayrı bir imani derinlik ve renkliliği duyurup tattıracak bu yeni keşif ve tespitlerle imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten de ruhani hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk haline getirmek. Sonra da ahiret ve rıdvanlı ilahiyeye yürümek işte insanı kamil olmanın nurlu yolu. bakın işte tefekkür demedi hoca efendi bakın işte insanı kamil olmanın nurlu yolu tefekkürmüş o yol. İnsanı kamil olmanın. İnsanı kamil kim de insanı kamil? Bütün istidatlarını kuvveden fiile çıkarmış olan demekti. İnsanı kamil Cenab-ı Hakk'ın onun için koyduğu miracı İhraz etmiş insan demekti. İnsanı kamil, hazreti insan demekti. Hazreti insan, yaratılışın gayesi, hedefi insanı kamil olmak. Dolayısıyla da insanı kamil olmaya giden nurlu yol neymiş bakın? Tefekkürmüş. Ve Hoca Efendi tefekkürü bir kere daha açtı. Tek başına bilimin putlaştırılması makalesine bu yüzden biraz bakmak istedim beraber bakalım istedim. Hani tek başına kainat kitabını, katibini tanımadan okumaya çalışmak değerli dostlarım bir tefekkür değil. Her düşünce, her tasavvur ve her davranışta hakkın kitabına yönelmek. Kur'an kitabı biliyorsunuz sizinle biz şeriatı fıtriye üzerine de, fıtrat üzerine de bir ders yapmıştık hatırlayacaksınız. Fıtrat. Şimdi kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar var. Bunlara şeriat-ı fıtriye diyoruz biliyorsunuz. Sünnetullah diyoruz bunlara. Allah'ın kanunları var kainat kitabında. Biz kainat kitabında Allah'ın kanunları olduğu gibi bir de biliyoruz ki Kur'an da bir şeriattir. Yani kanunlar ve nizamlar mecmuasıdır. Ne yapıyoruz biz? Buna da şeriat-ı Kur'aniye diyoruz biliyorsunuz. Ahlak şeriat-ı Kur'an'i üzerine inşa edilir. Allah'ın emirleri ve Allah'ın yasakları. Dolayısıyla biz her düşüncemizde, her tasavvurumuzda, her davranışımızda önce Hakk'ın kitabına yöneliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yöneliyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı da ondan anladığımız şeylere göre tanzim etmeye çalışıyoruz. Bakın bu tefekkür. Ne güzel değil mi? Yani hayatı Kur'an'dan anladığımız şeylerle tanzim etme çabası insanı kamil olmaya giden o nurdan helezon tefekkür bakın bunu yapmaya çalışıyoruz. O, bu yüzden bu kadar çok sohbeti canan diyoruz. Bu yüzden bu kadar çok sohbeti canan meclisleri kuruyoruz. Bu yüzden sürekli risale Risale'nin Risale ırmağına, bu yüzden sürekli pırlantaların ırmağına, kalbin zümrüt tepelerinin ırmağına koşup testilerimizi doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü Hakk'ın kitabını anlamaya ve onunla ondan anladığımız şeylerle hayatımızı tanzim etmeye çalışıyoruz. Sonra kainat kitabındaki ilahi sırları keşfetmeye çalışıyoruz bir taraftan. Yani Kur'an'dan anladığımız şeylerle kainat kitabındaki ilahi sırları keşfetmeye çalışıyoruz ve o ilahi sırları sadece keşfetmek değil ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir formül geliştirmeye, bir bir efendim yeni bir keşif yapmaya, yeni bir şey bulmaya, yeni bir söz söylemeye, e, keşfedilmemiş bir sırrı açığa çıkarmaya kainat kitabından çalışıyoruz. Ve i̇nsana her an ayrı bir imani derinlik ve renkliliği duyurup tattıran yeni bir keşif ve tespitlerle. Sürekli bakın yeni keşifler, yeni tespitler. Çünkü bunlar yeni tespitler, tefekkürün semeresi Koca Efendi bunun üzerinde de muhtelif makalelerinde duruyor. Tefekkürün semeresi Nedir biliyor musunuz? Yeni tahliller, yeni terkiplerdir. Yeni tahliller, yeni terkipler, yeni sözler söylemek, yeni sırları açığa çıkarmak, şu kainat kitabında bilinmeyenleri keşfetmek. İşte bunlar diyor Hoca Efendi, insanı ayrı bir imani derinlik kazandırıyor. Ayrı bir imani sadece derinlik değil, renklilik de kazandırıyor. İmani renklilik kazandırıyor ve bunu duyup tadanlar da, Yeni keşiflerle, yeni tespitlerle imandan, marifete, marifetten, muhabbete, muhabbetten ruhani hazlara açılıyorlar. Böyle açılıyor insan. İnsanın kamil olmaya da böyle gidiliyor. Önce bu imani hazları duyuyoruz ve oradan marifete. Marifet neydi hatırlayın. Marifet il, ilimle aynı şey değildi. Marifet o ilmin özüydü vicdani bilginin adıydı marifet. Marifet Allah bilgisi demekti. Allah bilgisi demekti marifet. Allah'ı bilmek demek marifet. Vicdanda yapılan bir petek marifet. Bir bal peteği, vicdanda örgülenen bir bal peteği marifet. Dolayısıyla da imandan marifete, yani kainattan topladığımız o bütün bilgileri, o polenleri kendi vicdanımızın mahiyetinde, havuzunda Kadir Şinas değerlendirmelerine tabi tutup da onları marifete dönüştürebilmek. O iman renginliğini, iman zenginliğini, iman derinliğini marifete dönüştürebilmek. Sonra marifetten de muhabbete yol bulmak. Muhabbeti ilahiyeye, aşkı ilahiyeye tanıyıp sevmek. Tanıyıp sevmek, delice sevmek. Sonra muhabbetten de biliyorsunuz ruhani hazlara yol açılıyor ruhun hazlarına ruhun lezzetlerine biz sizinle bunun da dersini yapmıştık hatırlayacaksanız bu bizim için hani ruhani hazları duymak efendim zevk zevk almak bu bizim için nihai hedef değil sadece o marifetullah ve muhabbetullahla beraber gelen bir şey. Bizim talip olduğumuz değil, biz sadece Allah'ın rızasını ona talibiz. Ama onunla beraber gelen bir şey ve ne oluyor? Bakın bu öyle bir ışıktan helezon ortaya çıkıyor ki bakın tefekkür, tefekkürün neticesi olan imanda derinlik ve imanda renginlik. Sonra o imanla örgülenen marifet, marifetle biçimlenen muhabbetullah ve onunla ortaya çıkan zevki ruhani. Öyle bir ışıktan yol hasıl eder ki diyor Hoca Efendi, bütün hayatı zevk haline getirir. Bütün hayatı zevk haline getirir. Üstad Ene bahsinde diyordu ya, afaktan ne gelse diyordu Bediüzzaman Hazretleri, ilim ve marifet suretini alır. Öyle bir marifet peteği örgülersiniz ki vicdanınızda Afaktan yani şu harici alemden gözünüz vasıtasıyla, kulağınız vasıtasıyla, okuduklarınızla, seyrettiklerinizle, hissettiklerinizle ne gelse ilim ve marifet suretini almaya başlar. Işıktan bir yol hasıl olur da bütün hayat zevk olur. Bütün hayat zevk haline gelir. Sonra da bütün hayatı tefekkürle zevk haline getirebilmek mümkün ama e, hayat buradan ibaret değil. Bir de ahiret hayatı var, bir de rıdvan var, Allah'ın razılığı, ben senden razı oldum kulun makamı var. Rıdvan-ı ilahiyeye doğru yürürsünüz, işte diyor hoca efendi insanı kamil olmanın nurlu yolu. Yol belli bakın, nasıl insanı kamil olacağız? Nasıl Allah'ın bizi yaratırken bizden elde etmek istediği muradı nasıl gerçekleştireceğiz? Allah bizi yaratırken bizim için tayin ettiği kemal noktayı nasıl ihraz edeceğiz? Nasıl istidatlarımızı kuvveden fiile çıkaracağız? Nasıl çiçekler gibi açılacağız, meyveler vereceğiz, semereler verip onları olgunlaştıracağız? İşte bunun nurlu yolu tefekkür değerli dostlarım. Tefekkür araştırma sahası itibariyle bütün ilimlere açıktır bütün ilimler açıktır. O yüzden ilim hani bizim yolumuz değerli dostlarım bizim yolumuzda neden eğitim bu kadar çok önemli? Önemini bir kenara bırakın. Bizim yolumuz hani hizmet hareketi hep deriz ya bir eğitim hareketidir diye. Eğitim hareketidir. Neden bütün imkanlarımızı okul açmakta, yurt açmakta kullanıyoruz? Neden bütün imkanlarımızı kullanırken hani hep eğitimi esas alıyoruz? Televizyon kurarken, işte radyo açarken, gazete çıkarırken neden hep eğitimi esas alıyoruz? Neden kendimize eğitim hareketi diyoruz? Neden okul açmak, öğrenci yetiştirmek bizim için bu kadar çok önemli? Çünkü çünkü tefekkür araştırma sahası itibariyle bütün ilimlere açıktır ne istiyoruz insanlar Rablerini bilsinler istiyoruz. İstediğimiz şey bu öyle değil mi? Ama insanlar Rablerini nasıl bilecekler? Bu araştırma sahalarıyla bilecekler. Onların önlerine bu imkanları açıyoruz. Araştırma sahası itibariyle bütün ilimlere açıktır tefekkür. Ama akli ilimler, pozitif tespitler bu büyük netice için sadece birer mukaddime, başlangıç bakın mukaddime, ön söz, giriş, sadece akli ilimler, pozitif tespitler. Şimdi bunları her şey zannetmemek lazım. Tamam hani fizik okuyoruz, matematik okuyoruz, kimya okuyoruz ama bunlar her şey değil. Bunlar sadece mukaddimeler. Bir takım pozitif tespitler çıkarıyoruz bunlar mukaddimeler. Birer vasıta bunlar sadece. Birer araç, birer yol. Gaye değil, maksat değil. Araç sadece birer yol. Bunların hemen hepsi gerçek muhteva ve yüzleriyle ilmi vahidi ilahiye müteveccihtirler. Şimdi matematik diyorsunuz aslında. Matematik dediğiniz şey Cenab-ı Hakk'ın bir esmasının cilvesidir. Bir esmasının cilvesidir. Fizik diyorsunuz. Fizik Cenab-ı Hakk'ın bir esmasının tezahürü cilvesidir. Efendim kimya diyorsunuz. Hakeza Dolayısıyla aslında bütün o ilimler, sizin pozitif ilimler dediğiniz o bütün o ilimler gerçek muhtevalarıyla, gerçek derinlikleriyle, gerçek yüzleriyle ilmi vahidi ilahiye müteveccihtirler. Bir tek zatın ilmine, o ilahi zatın, ilahi vahidin ilmine müteveccihtirler. Tabii insan dimağı yanlış mualecelerle inhirafa uğramamışsa. İnsan dimağı Allah'tan kopmuş, yanlış muacelelerle, yanlış operasyonlarla, yanlış müdahalelerle, yanlış yolculuklarla inhiraf etmemişse, sebeplere takılıp kalmamışsa, aklı gözüne inmemişse, aklı gözüne inmemişse, kalbi çalıştırmadan sadece akılla yolculuk etmeye çalışıyorsa işte o zaman işte o zaman insan dimağı yanlış muacelelerle inhirafa uğramış oluyor. Bunu yapmamışsa insan bütün ilimlerle Allah'a açılabiliyor. Bütün ilimlerle. Evet varlığı bir kitap gibi mütalaa ve tefekkür ancak bütün eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen semereyi verir. Şimdi burada da Hoca Efendi bize tefekkürün nurani bir helezon olması için nereden başlamak gerektiğine dair çok önemli bir sır ve metot öğretiyor Hoca Efendi. Nereden başlamak gerekiyor? Yani tefekküre e, şuradan başlatıyor Hoca Efendi bakın. Diyor ki... E, Varlığı bir kitap gibi mütalaa ve tefekkür, ancak bütün eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen sem semereyi verir. Yani en başta Allah'tan başlayacaksınız. Ondan ona, yolculuğun böyle olması gerekiyor. Yani hiçlikten başlayıp da Allah'a doğru bir yolculuk değil, yokluktan başlayıp, bilinmezlikten başlayıp da bilinmezlikten başlayıp da bilinene doğru bir yolculuğa çıkmıyorsunuz. Nereden başlıyorsunuz yolculuğa? Allah'tan bilinenden başlıyorsunuz. Onu kabul ederek, mahlukatın yaratılmış olduğunu kabul ederek, mahlukatın Allah'ın sanatları olduğunu kabul ederek başlıyorsunuz. Bir matematik yolculuğu yapacaksanız eğer onun Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin tecellisi olduğunu bilerek, hangi isimle yolculuk ettiğinizi bilerek yola çıkacaksınız. Ancak böyle semere verir diyor Hoca Efendi. Kendi semeresini ancak böyle verir. Varlığı bir kitap gibi mütala edebilmek istiyorsanız, varlık üzerinde tefekkür etmek istiyorsanız, Eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle yola çıkacaksınız. Önce tasdik edeceksiniz. Buna tedelli usulü diyordu biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri. Hoca Efendi de Bediüzzaman Hazretleri'nin tefekkür anlayışında tedelliğinin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Tedelli üzerine kuruyor üstad tefekkür anlayışını. Yani önce varlığın Allah tarafından yaratıldığına, onun esmasının cilveleri olduğuna, şu kainatın esma ilahisinin cilvelenmesinden ibaret olduğuna, eşyanın hakikatinin esma ilahiye olduğuna inanarak yola çıkacaksınız. Yani yolculuğunuzu esmada yapacaksınız. Bunu kabul ederek yola çıkıyorsunuz. Ve böyle semer alıyorsunuz ve bereketli bir varidat kaynağı haline böyle geliyor. Yani attığınız her adımda fizik yolculuğu yapıyorsanız attığınız her fizik adımında siz bereketli bir yolculuk yapıyor. Yani biraz daha o esmada açılıyor. Biraz daha eşyanın sırlarına nüfuz ediyor. Rabbinizi biraz daha tanıyor. Oradan elde ettiğiniz marifeti ilahiyi biraz daha muhabbete dönüştürüyor. O petekte, vicdan peteğinde biraz daha muhabbete dönüştürüyorsunuz. Ve yolculuğunuzu bu bu marifet muhabbet sarmalı içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Bu da her şeyin her haliyle Allahu Teala'ya istinad ettirilmesini gerektiriyor. Yani yakinen böyle bir idrak içerisinde olmanızı gerektiriyor. Marifetullah yolculuğu olmalı. Siz tefekkür yolculuğu yapabilmek için yolculuğunuzu bir Marifetullah yolculuğu olarak örgülemeliyseniz bunun için de ona istinad ederek her şeyi ona istinad ettirerek yol almanız gerekiyor. Bir tek adımı bile Allah'a istinad ettirmeden atsanız bilimsel adımı, araştırma adımını o adımınız boşluğa düşer. Dolayısıyla Allahu Teala'ya istinadı yakinen idrak eden marifetullah, muhabbetullah, zikrullah ile itminana ulaşmış kalbi ve ruhi hayat kahramanlarının şiarıdır tefekkür diyor Hoca Efendi. Yani şunu demek istiyorum değerli dostlarım. Kalbi kalbi paranteze alarak kalbi geride bırakarak kalbi ihmal ederek bir tefekkür yapılamaz. Tefekkür denilince başta bunu zikrettim hep hani aklın önüne serilmiş bir sofra olduğu için kainat sofrası hep akıl nazarı itibara veriliyor. Evet doğru. Tefekkür akılla yapılıyor. Ama kalbi ihmal ettiğiniz bir akıl kalbi e, parantez içerisine aldığınız yok farz ettiğiniz bir akıl sizi tefekküre ulaştırmıyor. Malumat furuşluğa ulaştırıyor sadece sizi kibre ulaştırıyor sizi meydan okumaya şirke ulaştırıyor Allah muhafaza buyursun. Dolayısıyla bakın hoca efendi bize bir yöntem öğretiyor çok önemli bir yöntem bu bütün bir eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle semere alacaksınız tefekkür semeresi ve bereketli bir varidat kaynağına ulaşmış olacaksınız. Bu da diyor Hoca Efendi her şeyin her haliyle Allahu Teala'ya istinadını yakinen idrak eden marifeullah, muhabbetullah ve zikrullah ile itminana ulaşmış kalbi, ruhi bir hayat kahramanının şiarıdır. Hayat kahramanlarının şiarıdır. Yani sizin yolculuğunuz daima muhabbetullah, marifetullah, zikrullah, zikruhlahla, zikrullahla itminana ermiş bir kalbi ve ruhi hayat kahramanlığı yolculuğu olacak. Yani ruhunuzla, yani kalbinizle, yani tek başınıza aklınızla değil bu yolculuğunuz. O marifet sizi muhabbetullah'a taşıyor mu? Lütfen bu soruya cevap verin. Yani üniversitede aldığımız eğitim, öğrendiğimiz tıp, öğrendiğimiz fizik, matematik, öğrendiğimiz sosyal ilimler, eşyanın hakikatine vakıf olma çabası gibi hadiselerin hakikatine de vakıf olma çabası bizi marifetullah'a ulaş, ulaştırıyor mu? Bizi Allah'ı daha çok tanıma ve sevme ufkuna ulaştırıyor mu? tezekkür ufkuna, zikir ufkuna ulaştırıyor mu bizi? Kalbi zikirle itminana erdiriyor mu? Erdiriyor mu? İşte mesele bu aslında. Ve Hoca Efendi bunu başarabilmiş olanlara kalbi ve ruhi hayat kahramanları diyor. İtminana ulaşmış. İtminana ulaşmış yani tatmine ulaşmış kalbi ve ruhi hayat kahramanları. Evet şimdi bu şeyi açacak Hoca Efendi tedelli usulü dedik buna zaman zaman değiniyoruz zaten. Hoca Efendi biraz daha açacak bunu ve şöyle diyecek bakın. Mebde de yani başlangıçta her şeyi Cenab-ı Hakk'a istinad ettirme esasına göre sistemleştirilmeyen bir tefekkür neden sonra Allah'a yönelip neticede onda mütenahi olabilir. Bu mümkün olabilir öyle değil mi mümkün. Bunu konuşuyoruz zaman zaman biliyorsunuz Meb'de de sistemleştirilmemiş Meb'de de yani siz başlangıç başlarken yola çıkarken hedefiniz ne? Hedefiniz Cenabı hakkın bir esma ilahiyesinde kemale ermek. Böyle değil mi? Bu esmada yolculuk etmek. Şimdi Bunu sistemleştirmediniz diyelim. Matematik tahsil ediyorsunuz ama nerede yolculuk ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bir bilinmesin içerisinde yolculuk ediyorsunuz. Fizik tahsil ediyorsunuz ama hangi esmada yolculuk ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bir bilinmezin içinde yolculuk ediyorsunuz. En sonunda bu bilinmezin içerisinde neden sonra Allah'a yönelip de netice olarak onda mütenahi olabilir bu yolculuk. Yani en sonunda Allah'ı bulabilir, bilebilirsiniz o yolculuğun sonunda. İşte dersiniz Allah Diyebilirsiniz o esbab tesasülleri arasında. Fakat buna nispeten, buna mukabil ta baştan, en baştan halk ve emir, yani yaratılmış olan, halk aleminden olan ve emir aleminden, yani kanunlar, mahluklar ve kanunlar, var olanlar ve onların arkasında işleyen kanunlar, her şeyi Allah'a bağlamak. Bu esasa göre planlanmış bir tefekkür ise sonsuza kadar yepyeni buğutlarıyla sürer gider. Evet. Şimdi en sonunda siz bunu sistemleştiremezseniz en başta en başta niyetiniz Allah'ı bulmak. Allah'ı bulmak değil bakın meseleniz. Siz zaten Allah'ı bulmuşsunuz. Sizin meseleniz de Allah'ı bilmek. Sizin meseleniz Allah'ı sevmek, daha çok tanımak, daha çok sevmek. Hani ne diyor hoca efendi? Delice sevmek. Bunu istiyorsunuz değil mi? Öyleyse tefekkürü de bunun üstünden sistemleştirmek lazım. Tefekkürü öyle bir sistemleştirmek lazım ki diyor hoca efendi, sonsuza kadar yeni bulutlarıyla sürsün ve gitsin. Eğer Allah'ı bulmak üzere yola çıkmışsa bir insan, Allah'ı bulmak üzere de yola çıkmış olmayabilir ama en sonunda Allah'ı bulmuş olabilir o yolculukta. E vardığı yer ne olur? Sizin başladığınız yer olur. Vardığı yer ne olur? Allah'ı bulmuş olur E sizin başladığınız yer olur. Sizin meseleniz Allah'ı bulmak değil, zaten bulmuşsunuz. Allah'ı bilmek, tanımak, sevmek. Dolayısıyla en baştan diyor hoca efendi tefekkürü böyle sistemleştirmek lazım hedef belli olması lazım. Yani tefekkür de yola çıkarken varacağınız hedefin neresi olduğu bilinmesi lazım en başta. Tefekkür tesadüfi bir yolculuk değil. Şöyle diyor Hoca Efendi bakın. Mebde de yani en başta her şeyi Cenab-ı Hakk'a istinad ettirme esasına göre sistemleştirilmeyen bir tefekkür neden sonra Allah'a yönelip neticede ondan mütenahi olmasına mukabil? Yani en sonunda Allah'a yönelip de Allah'ı bulabilir. Bulamayabilir de yollarda da takılıp kalabilir böyle bir tefekkür anlayışı. Yollarda da takılıp kalabilir. Küçücük bir çöpe takılıp kalabilir, yoluna devam edemeyebilir ama yoluna devam ederse de, en sonunda onda mütenahi olabilir. Yani Allah'ı bulabilir. Fakat buna mukabil ta en baştan halk ve emir yaratılmış olan her şey ve onların arkasında işleyen her türlü kanun, her şeyi Allah'a bağlama. Bu esasa göre planlanmış bir tefekkür sonsuza kadar hep yeni yeni bu utlarıyla sürer gider ve katiyen inkıta uğramaz. Bunda bu tefekkürde hiç kesinti olmaz. Hiç yollarda takılıp kalma olmaz. İnkıtalar olmaz. Yolda bitmez sonsuza mütevecci bir tefekkür yolculuğu çünkü bu sonsuza mütevecci tefekkür yolculuğu da sonsuz olur. Ve hiç inkıta uğramaz yani böyle bir tefekkür değerli dostlar bakın neymiş tefekkür böyle bir tefekkür evvel ve zahir isimleriyle Allah'tan başlar. Ahir ve batın isimleriyle yine Allah'a mütevecih olur. Neymiş bakın tefekkür. Cenab-ı Hakk'ın evvel, ahir, zahir, batın isimleri arasında nakış işlemekmiş. Evvel, ahir, zahir, batın isimleri arasında iplik atkılarını atıp atıp en sonunda ortaya çıkan nakışları hayranlıkla seyretmekmiş. Nereden başlıyor sizin tefekkürünüz? Ondan başlıyor. Yani evvel ve zahir isimlerinden başlıyor. Nerede bitiyor tefekkürünüz? Nerede nihayete eriyor? Batın ve Ahir isminde. Batın, tefekkür dediğiniz şey eşyanın künhüne, hadiselerin künhüne nüfuz edebilmekse, hadiselerin zahiri var, batını var. Görüneni var, görünmeyeni var. Bilineni var, bilinmeyeni var. Öncesi var, sonrası var. Öncesi evvel, sonrası ahir. Hoca Efendi tefekkürü tanımlarken biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in çokça tekrar ettiği, Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, Hoca Efendi'nin de çokça tekrar ettiği kelimelerden bir tanesi de biliyorsunuz tedebbür kelimesidir. Tedebbür. Allah soruyor ya hani efelayi tedebberun onlar tedebbür etmezler mi? Tedebbür aslında biliyorsunuz bir şeyi öncesi ve sonrasıyla sebep sonuç ilişkileri içerisinde düşünebilmek demek. Teemmül diye bir kelimemiz daha var yine Kur'an'ın bizi öğrettiği. Teemmül, imali fikir diyoruz. O da derin derin düşünmek demek, etraflı düşünmek demek. Bakın hep hani bir bilgi yetmiyor düşünmek için. Parça bütün ilişkileri içerisinde, cüz kül ilişkileri içerisinde, efendim cüz i külli ilişkileri içerisinde, öncesiyle sonrasıyla görüneniyle görünmeyeniyle, Buna hoca efendi biliyorsunuz helezonik bakış diyor. Helezonik bakarak düşünebilmek. Şimdi bunun için ne olması gerekiyor? Sizin Allah'tan başlayıp Allah'a giden bir tefekkür yolculuğu örgüleyebilmeniz gerekiyor. Allah'tan başlıyorsunuz yani evvel ve zahir isimlerinden başlıyorsunuz. Vardığınız yerde batın ve ahir esma ilahiyesi oluyor. Ahire varınca, batına varınca işte Evvelden yola çıktınız ve bu bütün evvel ve ahir arasındaki bütün yolculuğunuz... ...bir sonsuza açılma yolculuğu şeklinde gerçekleşiyor. Ve Hoca Efendi diyor ya hayatı zevk olarak yaşıyorsunuz öyle olunca. Hep örgüleriniz, atkı örgüleriniz evvel, ahir, zahir, batın dokumalarıyla cereyan ediyor. Hep bu isimlerde tefekkür ediyorsunuz. Zaten tefekkürü böyle de ya, tanımlayabilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz... Tefekkür evvel, ahir, zahir, batın esma ilahiyeleriyle düşünebilmektir. Eşya ve hadiseleri evvel, ahir, zahir, batın isimleriyle okuyabilmektir diyebilirsiniz. İşte e, Hoca Efendi diyor ki böyle bir teveccüh Allah'a müteveccüh olacağından mütenahi değil, la tenahidir. Yani bitmez, sonsuza açar sizi. Böyle bir tefekkür yani en başta ona onunla sistemleştirilmiş tefekkür, en başta marifet ve muhabbetullah üzerine kurgulanmış tefekkür sonlu değil sonsuzdur. Mütenahi değil, lahtenahidir. İşte böyle ta işin başlangıcında hedefi belirlenmiş bir tefekkür. Bakın neymiş? Tefekkür için metot öğretiyor Hoca Efendi. İşin en başında hedefi belirlenmiş bir tefekkür, bu tefekküre teşvik aynı zamanda varlığın şekil tecelli yollarını tespite çalışan tabi ilimlerin usul ve sistemlerini öğrenip kullanmaya da bir işarettir. Yani bugün bilim dediğiniz ve bilimin verileri olarak ortaya koyduğunuz, yöntemleri olarak ortaya koyduğunuz usuller ve sistemler onları öğrenip kullanmaya da aynı zamanda bir işaret ve teşviktir. Onları Neler cereyan ediyor efendim laboratuvarlarda neler cereyan ediyor bunları o, o öğrenip kullanmaya da bir teşvik ve işarettir. Ya da e, efendim sosyal ilimlerin düşünce sistemlerinde neler cereyan ediyor usuller neler sistemler neler kullanılan bunlara da işarettir aynı zamanda varlığın şekil ve tecelli yollarının tespite çalışan tabi ilimlerin usul ve sistemlerini öğrenip kullanmaya işaretir. Hoca Efendi başka bir yerde şöyle diyor değerli dostlar, diyor ki tefekkür üç boyutlu bir eylemdir diyor. Üç buğdu vardır tefekkürün. Bir bilme, bilme. İkincisi, ikincisi yöntem, bilmenin bilgisi, bildiğini bilme diyor buna Hoca Efendi hani Yunus Emre diyor ya ilim ilim bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim ilim bilmektir ne demek? Usul, yöntem, sistem demek. Usul. Bütün ilimlerin biliyorsunuz fıkıh ilmi, fıkıh usulü diye başka bir ilim var. Efendim e, siyer, siyer usulü diye başka bir ilim var. Kelam, kelam usulü diye, usulü din diye başka bir ilim var. Dolayısıyla bilme, Hoca Efendi buna bildiğini bilme diyor. Yani sistem bilme, yöntem bilme, bildiğin şeyin bütün içerisinde nasıl durduğunu bilme, bildiğini bilme. İkinci buğut bu, bildiğini bilme. Sonra da üçüncü buğut olarak da bilgiyi nasıl kullanacağını bilme diyor Hoca Efendi. Aktif bir biliş, faal bir biliş konuşmuştuk hatırlayacaksınız Kur'an-ı Kerim'de aklın hep fiil kalıbıyla kullanıldığını, hep aktif olarak kullanıldığını aklın Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bakın bilmek, tefekkür üç katmanlı, üç buutlu bir eylem diyor Hoca Efendi. Bilme, bildiğini bilme, bilgiyi nasıl kullanacağını bilme. Bilirsin ama bilgiyi nasıl kullanacağını bilmezsin. Bilirsin ama sistemsiz bilirsin, yöntemsiz bilirsin. Dolayısıyla da o sadece kuru bir bilgi olarak kalır. Yunus Emre bunu da söylüyor biliyorsunuz. Sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır diyor. Ha bir kuru emektir diyor Yunus Emre. Onun kuru bir emek olmaması için işte e, usul ve sistemlerini öğrenip kullanmaya da bir irşattır diyor Hoca Efendi. Bir yönlendirmedir, tefekkür. Evet gökler ve yer bütün ecza ve mürekkebatıyla Allah'ın mülkü olduğundan varlık kitabında mütala edilen her hadise, her şen, her nizam yüce yaratıcının şeriatı, şeriatı fıtriyedeki ahkam ve tasarruf ve keyfiyetini okumak demek. Ne güzel bakın. Yani siz aslında bilim adına, şu kainatı okuma adına, anlama adına bütün çabanız, bütün çabanız aslında Allah'ı tanıma çabası. Ne, nereye elinizi atsanız, nereye gözünüzü çevirseniz e, onun ayetiyle karşılaşıyorsunuz. Gökler bütün eczasıyla, bütün mürekkebatıyla, bütün cüzleriyle ve terkipleriyle. E Allah'ın mülkü olduğuna göre değerli dostlarım şu varlık kitabında mütalaa ettiğiniz her hadise, her eylem, her nizam, her varlık yüce yaratıcının şeriat-ı şeriat fıtriyedeki hükümlerini, tasarruf keyfiyetlerini size bildiriyor öyle değil mi? Siz ister yer çekimi üzerinde çalışın, ister yer çekimi, ister gök çekimi üzerinde çalışın. İster kainatın yaratılışı, ister yağmur katrelerinin seyelanı üzerinde çalışın. İster gezegenlerin seyelanı üzerinde çalışın. Hepsi sonuçta Cenab-ı Hakk'ın her hadise, her şen, her nizam Cenab-ı Hakk'ın şeriat-ı şeriat fıtriyedeki ahkam ve tasarruf keyfiyetini size okutturuyor. Şeriat-ı fıtriyedeki yaratılış kanunlarındaki bir hüküm üzerinde düşünün, düşünmüş oluyorsunuz. İster yağmurun nasıl yağdığını düşünün, isterseniz e, tohumun nasıl çimlendiğini düşünün düşündüğünüz şey bakın şeriat-ı fıtriyedeki keyfiyet onu okuyorsunuz bu kitabı hakkıyla okuyabilen ve okuduğu şeylere göre hayatını düzenleyen birinin yolu herhalde hidayet ve takva yolu olur başka ne yolu olabilir ki demek ki bizim yolumuz hidayet ve takva yolu değilse eksikliklerimiz tefekkür eksikliğinden kaynaklanıyor Namazlarımızı kuru kuru kılıyorsak eğer eksikliğimiz tefekkür eksikliğinden kaynaklanıyor. Hidayet ve takva yolu. Bu arada şunu da hatırlatayım, hatırlayacaksınız. Hoca Efendi takvayı bize anlatırken takvanın da iki budu vardır demişti. Takvanın iki buğdu, biri Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki emirlerine yani şeriat-ı Kur'aniye'ye kılı kırk yararcasına riayet etmek, İkincisi de şeriat-ı fıtriye yakılı kırk yararcasına riayet etmek demişti. Takvanın iki buğdu yani şu kainat kitabında işleyen kural ve kaideleri nizam ve ahengi okuyup da o nizam ve ahenge uyumlu yaşayabilmek. İşte bu da takvanın bir buğdudur demişti Hoca Efendi bize. İşte dedi Hoca Efendi şimdi de kainat kitabını okuyan bir hayatını o okumaya göre düzenleyen birinin yolu hidayet ve takva yoludur. Ve varacağı yer de cennet yeridir. Ve içtiği de kevserdir. Kevser olacaktır onun içtiği de. Allah içtiğimizi kevser, yolumuzu, güzergahımızı cennet eylesin inşallah. Onun, onun yolu takva yolu, hidayet yolu, varacağı yer cennet, içtiği de kevser olacaktır. Evet dünyada çeşit çeşit nimet ve rengarenk güzelliklerin gerçek sahibi olan Allah'tan gaflet ve hep iblisin rehberliğiyle körlük vadilerinde dolaşan felaket ve hüsran asabına karşılık o her şeyin gerçek sahibi münime hakikiyi tanıyıp ona iman etmek ve imandaki şuur ve imanda şuurla inkiyat ederek onun emirlerine ve yasaklarına riayet ederek melaike, enbiya, sıddikin öncülüğünde yürümek ve hep şükür nimet, nimet şükür daireleri içerisinde dolaşmak ve dökülen dökülene yığınların mahvoldukları aynı vadilerde yüce yaratıcının lütuflarına masariyetin hakkını vermek bakar mısınız dökülen döküne dökülene yığınların mahvoldukları yerde ancak tefekkürle insan ancak tefekkürle güce yaratıcının lütuflarına mazhar oluyor. O yüzden işte sohbeti i canandan koşan, kopan, eserlerden kopan, hoca efendi kopuk ifadesini kullanıyor bunun için. Kopan Kur'an'ı anlama çabasından kopan, tefekkürden kopan, sohbetten kopan, işte yığın yığın yığınların dökülüp mahvoldukları aynı vadilerde yüce yaratıcının lütuflarına masariyetin hakkını verir ve ömrünü bir tefekkür üveyki olarak geçirir. Neymiş bakın ömrünü bir tefekkür üveyki olarak geçirir hep helmin mezit der, hep kanatlarımı biraz daha açabilir miyim der, biraz daha yükselebilir miyim der. Bir daha okuyalım burası burayı çok güzel. Evet dünyada çeşit çeşit nimet ve rengarenk güzelliklerin gerçek sahibi olan Allah'tan gaflet ve hep iblisin rehberliğiyle nankörlük vadilerinde dolaşan felaket ve hüsran ashabına karşılık. Bir tarafta bunlar var. iblisin rehberliğinde felaket ve hüsran vadilerinde gezenler var. Buna karşılık sizin rehberleriniz kim? Sizin rehberiniz kim buna karşılık? Her şeyin gerçek sahibi mün'ime hakikiyi tanıyıp ona iman ve imandaki şuur ve inkiyat ederek imandaki şuurla inkiyat ederek melaike, enbiya ve sıddikinin öncülüğünde hep şükür nimet, nimet şükür daireleri içerisinde dolaşır ve dökülen dökülene yığınların mahvoldukları aynı vadilerde yüce yaratıcının lütuflarına masariyetin hakkını verir ve ömrünü hep bir tefekkür üveki olarak yaşar. Öyle geçirir. Bakın nimet şükür, şükür nimet sonsuzluğa açılma dairemiz bizim, sonsuza açılma dairemiz. Hoca Efendi bunu şükür bahsinde değil, tefekkür bahsinde anlatıyor. Nimet şükür, şükür nimet sarmalı. Allah nimeti veriyor, siz tefekkür edip onu şükre dönüştürüyorsunuz. Şükrünüz ziyadeleşince Allah nimetini ziyadeleştiriyor. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Şükredin nimetimi ziyadeleştireyim. Nimet ziyadeleşiyor, sizin şükrünüz ziyadeleşiyor çünkü mukabeleniz ziyadeleşiyor. Böylece nimet şükür, şükür nimet daireleri içerisinde dolaşırsanız ve dökülen dökülene. Bu hizmetin varlığına şükür, yolumuzun güzelliğine şükür, kardeşlerimize şükür. Ben çok inciniyorum. Rikkatime de dokunuyor. Hani birileri hizmet hakkında bir şeyler söylerken diyorum ki hiç mi etrafınıza bakıp da şu güzel insanları görmüyorsunuz? Birindeki kusuru gördünüz. Şu güzel insanları hiç mi görmüyorsunuz diyor. Birileri size işte sosyal medya üzerinden şöyle birileri var, böyle birileri var dedi. Hiç mi etrafınıza bakıp da insan güzelliğini görmüyorsunuz? Kardeşlerinizin güzelliğini görmüyorsunuz? Hele şu felaket ve helaket asrında dindik duran o güzel insanları görmüyor musunuz diyorum. Ve bu benim hani dikkatime gerçek manasıyla dokunuyor. Evet değerli dostlarım böyle bir masriyetin hakkını verme meselesi tefekkür ve iki olarak yaşama. Şayet bir tümseyi ayağa takılırsa diyor Hoca Efendi, fikir dünyasını zikirle buğutlaştırır. Bakar mısınız? Eğer bir tümseye takılırsanız yolculuğunuzda, şimdi siz evvel ahir zahir batın yolculuğu yapıyorsunuz, bir tümseye geldiğinizde yolunuza ayağınız takıldı. Ne diyor Hoca Efendi? Fikir dünyasını zikirle bu utlaştırır. Fikir zikirle derinleşiyor, bu Çünkü o yola siz sadece aklınızı alıp çıkmadınız tefekkür yolculuğuna. Kalbinizle ve ruhunuzla çıktınız. Ve tedbirden teslime, temkinden tefhise geçer. Bakın o yolda tedbirden teslime geçecek yerler var. Öyle yolculuğunuzda, hizmet yolculuğunu düşünün yolculuğunuzda öyle noktalara denk geliyorsunuz ki tedbir hiç işe yaramıyor artık. Tedbir yapacak sebep kalmıyor. Sebepler öyle bir sukut ediyor ki hani tedbir ne demek? Ayağını yere sağlam basmak demek. Esbaba bir külliye riayet etmek demek. Tedbir yapacak sebep bile kalmıyor. Ne oluyor? Tedbirden bu sefer teslime geçiyorsunuz ama neyle? Zikirle bu buğutlaşarak. İnsan zikirle buğutlaşmamışsa tedbirden teslime geçemiyor. Ve temkinden de tefvize. Temkinden de tefvize. Temkin. Ama tefviz ne? Tefviz artık tedbirini terkeyle takdir zat-ı hüdanındır dediğimiz yer Şeyh Galip'in şiiriyle. Tedbirini terkeyle takdir hüdanındır diyor. Öyle noktalara geliyorsunuz ki tefvize geçmeniz gerekiyor artık. Tefviz, tefviz, hani e, biliyorsunuz sebeplerin arkasında işleyen kudret elini görüyorsunuz. Kudret elini görüyorsunuz sebeplerin arkasında işleyen kudret elini. Tefviz ehli sebeplere gene riayet ediyor. Tefviz ehli sebepleri terk etmiyor. Ama sebeplere riayet ederken bunu Cenab-ı Hakk'ın emrine riayeten, Allah'ın emri sebeplere riayet olduğu için sebeplere riayet ediyor. Sebeplere asla tesir vermiyor. Tefvis Ve asıl Hoca Efendi'nin tanımına vurgu yapmak istiyorum. Hani biz hasbunallahu ve nimel vekil diyoruz ya sürekli. Bu aslında bir tevhiz zikridir. Vekilsensin Allah'ım. Vekilsensin Allah'ım. Ne güzel vekilsin Allah'ım. Hasbunallahu ve nimel vekil. Fakat diyor ki hoca efendi hani bu vekaletin arkasındaki asaleti görmektir diyor teffiz. Teffiz buna tevekkül diyelim bu tesbih'e. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ben senin her türlü tasarrufatına razıyım. Seni vekil kıldım diyorsunuz. Hoca efendi diyor ki bu vekaletin arkasındaki Asaleti sezmektir tefviz. Yani yapan odur, eden odur, onun hükmündedir dünya. Bunu görebilmektir. Kudreti ilahiyeyi şu esmak perdesi arkasında müşahede edebilmektir. Dolayısıyla temkinden tefize yani ayağımızı yere sıkı 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 basmaktan, sebeplere riayet etmekten o sebeplerin tesirsizliğini görmeye, idrak etmeye ve onun her fiilinin arkasındaki o hikmetlere tefekkürle açılmaya geçer. Alemin mesafeleri esir düştüğü yerlerde o göklerde tayaran ederek gider hedefine ulaşır. Şu ifadenin güzelliğine bakın. Alem mesafelere esir düşer. Alem mesafelere yenik düşer. Ama o ne yapar? O göklerde tayaran eder. Çünkü o üveyk, tefekkür üveyk göklerde tayaran eder ve gider hedefine ulaşır. Evet değerli dostlar bunu bir daha okuyalım da dersi bitirelim. Ben birkaç metinden bahsetmiştim size şunu da okuyalım bunu da okuyalım diye ama hiçbirini okumaya zaman kalmadı. Onlar için ayrı bir ders yaparız inşallah bu tarihle. Şayet bir tümseye ayağı takılırsa fikir dünyasını zikirle buğutlaştırır. Bu size ders olsun kulaklarımıza küpe olsun tefekkür yolculuğumuzda ayağımız bir yere takılırsa lütfen fikir dünyalarımızı zikirle buğutlaştıralım. Cerbezelere kulaklarımızda daima kapalı olsun. Tedbirden teslime, temkinden tefvize geçer. Alemin mesafelere yenik düştüğü yerlerde o göklerde tayaran ederek gider hedefine ulaşır değerli dostlarım. Evet e, bu, bugünkü dersimiz böyleydi. İlgili makaleleri ben söyleyeyim isterseniz size. İsteyen arkadaşlar okusun benim e, böyle hani bunları da okuyalım diye arzu ettiğim makaleleri. Onlardan bir tanesi ilmin putlaştırılması makalesiydi. Biraz bazı paragraflarına bakalım arzu ettiğim. Yitirilmiş Cennete Doğru kitabından Çağ ve Nesil serisinin üçüncü kitabı ilmin putlaştırılması Burada da Hoca Efendi yine tefekkürün sadece akılla gerçekleşemeyeceğini, ilhamlara açılmanın ne kadar önemli olduğunu, ilim tahsilinde ilhamlara açılmanın tıkanıklıkları aşmak için aslında ne kadar önemli olduğunu anlatacak. Sonra e, Hoca Efendi'nin insanı hakikate ulaştıran nurdan helezon tefekkür diye bir makalesi var. İnsanı hakikate ulaştıran, bu da Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımızdan insanı hakikate ulaştıran nurdan helezon tefekkür makalesindendi. Ben e, zikrettiğim gibi bunlar için ayrıca bir ders yapabiliriz okumayı size bırakıyorum. Evet e, değerli dostlarım e, bir tefekkür makalesi daha söyleyeyim kaynak olarak istifade edebileceğinizi düşündüğüm tefekkür insanı bir dakika ilmin putlaştırılması evet kalp ibresi kitabında 40 testi serisinin dokuzuncu kitabı tefekkür başlığı altında bir makalesi var hoca efendinin bu makalenin şöyle bir özelliği var eee Tefekkürle hüzün arasındaki ilişkiyi de kuruyor Hoca Efendi burada. Hüzün ve tefekkür ilişkisi. Bu çok tatlı, çok güzel bir ilişki. Burada da Hoca Efendi tefekkürü tanımlıyor. Bizim okuduğumuz hadis-i şerif üzerine kuruyor anlatısını. Sonra da hüzün ve tefekkür münasebeti üzerinden makaleyi derinleştiriyor. İl i̇lgili arkadaşlar bu makaleyi de okuyabilirler değerli dostlarım. Şimdi... Du'a bölümüne geçebiliriz. Evet. Şşş. Kapatıyorum. Çetimi açıyorum. Allah razı olsun sevgili Asuman metinleri paylaşman çok istifadeye medar oluyor evet güzel güzel dualarımız gelmiş başlayalım okumaya Allah'ın izniyle bismillahlarla evet ee, Ahmet kardeşimin duası Allah'ım bizleri gah ayakta divan durarak gah oturarak Gah yanlarımız üzere seni zikredenlerden eyle. Bu ayet-i kerime biliyorsunuz Ali İmran suresinde aslında okuduğumuz makale de bu duayla bitiyordu. Ahmet kardeşimizden Allah razı olsun. Allah'ım bizleri gah ayakta durarak, divan durarak, gah oturarak, gah yanlarımız üzere seni zikredenlerden eyle. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünmeyi, kainat kitabındaki ilahi sırları keşfedip ortaya koymayı bize nasip eyle. İmandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ruhani hazlara uzanan ışıktan bir yolda bütün hayatı zevk haline getirmeyi, sonra da ahiret ve rıdvan-ı ilahiyeye yürümeyi nasip eyle. Hepimize nasip eyle Allah'ım. İnsanı kamil olmaya giden nurlu yolu bizlere de yol eyle. Amin, amin. Yolumuzun esası tefekkür, bizi tefekkür üvekleri eyle. İnsanı kamil olmaya giden o nurlu yolu bizlere yol eyle ya Rabbi. Amin, amin. Sevgili Ahmet kardeşim ne güzel bir dua oldu. Sevgili Hüsnacığımın duası. Ya Rahim, Ya Vedud kalplerimizi tefekkürle tutuştur. Ne güzel bir dua. Allah'ım kalplerimizi tefekkürle tutuştur. Şu mürde gönüllerimizi, şu virane gönüllerimizi tefekkürle mamur et, tefekkürle ihya et, tefekkürle aşkı tutuştur içimizde. Ya vedud, ya rahim, kalplerimizin karanlıklardan, karanlıklarından kurtarıp bizi tevili ahadise mazhar eyle. Evet kalplerimizin karanlıklarından bizi kurtar Allah'ım ve bizi tev ile hadise yani hadiseleri yorumlayabilme istidadına yeteneğine mazhar eyle. eyle. ki evvel ahir zahir batın esmalarıyla zamanımızın hadiselerini okuyabilelim. Tefekkürün seması olan şükür ile bizi soluklandır. Her anımızı sana mütevecih eyle ve bizi maiyetine al bizim maiyetine al ya Rabbi. Her anımızı sana mütevecih eyle. Tedelli ile varlığı kitap gibi mütala edebilmeyi nasip eyle. Ya keşaf istidatlarımızı kuvveden fiile çıkar. Ya fettah, ya rahman, ya rahim. Ve bizi bizim için tayin ettiğin kemal noktasına ulaştır. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab ne olur? Bizi kalbi ve ruhi hayat kahramanlarıyla birlikte haşreyle. Amin, amin, amin. Çok güzel sevgili Hüsnacığım. Ne güzel duaların, ne derin duaların. Sevgili Tuğba Nur'un duası, Allah'ım bizi evvel ahir zahir batın atkısıyla o atkıyla ısınanlardan eyle demiş. Tuğba Ah, amin sevgili Tuğba Bizi evvel ahir zahir batın atkısıyla ısınanlardan o atkının nakışları gibi hakikatlere kopmaz bağlarla sımsıkı bağlı olanlardan yaşanılanlardan ibret alıp marifete çevirebilenlerden hocamızın eserlerini hakkıyla okuyup anlayıp kalplerini nurlandıranlardan tefekkür dinamiği ile mahlukatı daha engin daha engin bir şefkatle kuşatanlardan kucaklayanlardan yaratan ve yaratılanı delicesine sevebilenlerden yaratılanı senden ötürü sevebilenlerden eyle. Üstadımızdan öğrendiğimiz gibi bir anı seyyale vücudu enver milyon sene vücudu ebtere müreccahtır sırrınca insanı kamil olmaya giden nurlu yolda Cenab-ı Hakk'ın katında kalbin zümrüt tepelerinde yolculuk yapmaya çalışırken mesafeleri öylesine aşabilmeyi nasiplerimiz arasına nasipliler arasına girebilmeyi bize de nasip eyle ya Rabbi. Bizi o nasiplilerden eyle, nasipliler arasına girenlerden eyle ya Rabbi. Evet mesafeleri marifetle aşanlardan eyle bizi ya Rabbi. Sevgili beynin duası, hadiseler akıp giden varlık nehrinin en hikmetli parıltıları olup, güzel Allah'ımız yaşanılan küçük ya da büyük her hadiseyi, mümince tevil edebilmeyi bize nasip eylesin amin amin yaşadığımız her hadiseyi hadiseler gerçekten de varlık nehrinin parıltıları çok doğru onları güzel tevil edebilmeyi ve her hadiseyi her hadiseyi ibretle hikmetle okuyabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin evet sevgili Gülizar'ın duası Allah'ım yüceler yücesi Allah'ım alemin ayağının takıldığı yerlerde, mesafelere yenik düştüğü yerlerde, göklerde tayaran edip gidip hedefimize ulaşan tefekkür üveykleri eyle bizleri. Amin sevgili Gülizar, amin. Alemin döküldüğü, ayaklarının takıldığı yerlerde, mesafelere yenik düştüğü yerlerde, bizi mesafelere yenik düşenlerden eyleme, göklere tayaran edip de gidip hedefine ulaşan tefekkür üveklerinden eyle bizi. Aç ya Rabbi kalplerimizi, ledünne aç, ledünni ilimlere, ilhamlara, evvel ahir, zahir, batın isimlerini anlayabilmeyi, bu isimler arasında ilmek ilmek, nakış nakış tefekkür örgüleyebilmeyi nasip eyle bize ya Rabbi. Amin, amin, amin sevgili Gülüzar sevgili Nur Senacığım'ın duası kırık mızraptan. Aşkın hay hu, hayhuyuyla inleyen sinelerde bir ebedi sükutun nameleri duyulur. Bin bir güneşin kol gezdiği iklimlerde her gün yıldızlardan ayrı bir otan kurulur. Bu mavilik içerisinde uzayıp gider yollar, varıyor Allah'a Allah yolcunun maksadı varıyor Allah'a. Allah yolcunun maksadı her lahza vuslat arzusuyla gerilen kullar. Hayretle serinlemektedir bunların muradı. Şimdi üsture sayılan o renkli levhalar, tarihsiz nesillere göre birer ham hayal. Ey hayallerde hala parıldayan manalar. Yetişir gelin, gelin artık bitsin bu melal. Evet hayallerde hala parıldayan mana Yetişir gelin, gelin artık bitsin bu melal. Diyor yolcu efendi alemi İslam'ın en büyük problemi tefekkürsüzlük. Evet haydan huya olan sonsuza açılma yolculuğumuzu demiş Asuman. Cenab-ı Hak evvel ahir zahir batın isimleri arasında dantelalarla örgülen, örgü, örgüleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin, amin, amin. Haydan huya olan sonsuz açılma yolculuğu olsun yolculuğumuz. Sevgili şiirinin duası Rabbim tefekkür ile yolumuzu aydınlat, kalbimiz ile aklımızı el ele tutuştur. Amin, amin, amin ya Rabbi. Sevgili Saida'nın duası Rabbim Ayağım takıldığında hep sana döneyim. Kopuklara yardım edelim elimizi uzatarak. Amin kelebeklerinize meleklerle amin diyorum demiş. Kelebekler aminlerimiz olsun. Kopuklara da kopup gidenlere de yardım edelim elimizi uzatalım. O da tefekkür kalemlerimizden bir tanesi olsun. Nasıl el uzatacağız? nasıl ulaşacağız nasıl geri çağıracağız meselesi de tefekkürümüz olsun inşallah evet sevgili Şeyma'nın duası ilahi en büyük meselemizi seni sevmek sana daha çok seni daha sevmek daha çok sevmek et ve kalp çırası olan tefekkürle kalplerimizi tutuştur ayamız takılırsa fikir dünyasını zikirle buğultuşturanlardan eyle bizi bizi fikir dünyasını zikirle buğutulaştıranlardan eyle. Bizleri tefekkür meclisleri olan sohbeti canan atmosferlerinden ayırma. Amin, amin sevgili Şeyma. Sevgili Fatma Nur'un duası, Ya Rabbi, dimalarımızın yanlış muacelelerle inhirafa uğramasından sana sığınırız. Çok önemli bir iltica bu. Allah'ım, dimalarımızın yanlış mualecelerle muale inhirafa uğramasından sana sığınırız. Bizleri güzelliklerin gerçek sahibi olan senden gaflet ve iblis rehberliğiyle nankörlük vadilerinde dolaşan felaket ve hüsran ashabı olmaktan muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Sevgili İbrahim'in duası. Allah'ım, afaki tefekkürle kainat kitabı üzerinde tüm varlıklardan bal toplayarak marifet peteğimizi örgüleyebilmeyi, enfusi tefekkürle iç alemimizde derinleşebilmeyi, derinleştikçe ibadetleri derince duyabilmeyi bize nasip eyle. Yine ahir zamanın ve neslimizin problemlerine çözüm yolu üretme anlamında yapılacaklar konusunda fikir çilesinin hakkını vermeyi nasip eyle. Fikir çilesi gerçek manasıyla bir tefekkürdür. Fikir çilesinin hakkını verebilmeyi nasibeyle tüm, tüm bu tefekkür güzergahlarından hakkıyla beslenip zikir, fikir, şükür yoluyla çok buutlu ve bereketli yaşayabilmeyi nasibeyle. Amin, amin, amin. Çok güzel bir duaydı. Sevgili Öznur'un duası Rabbim bizleri tefekkür deryalarına dalıp Hazreti insan olmayı nasibeyle. Kalplerimizin kirli paslı kilitlerini tefekkür aynasıyla tamir eyle. Ruhlarımızı gaflete dalıp kadavralaşmaktan muhafaza buyur. Yaşadığımız hadiseleri hikmet sırrıyla bakıp tefekkür eksikliklerimizi gider. Yaşadığımız hadiselere tefekkürle bakabilmeyi, hikmetlerini okuyabilmeyi bize nasip eyle. Tefekkürde üstadımızın, hocamızın bize öğrettiği kalbi kalbinle kalbin nakışlardan bakabilmeyi ve onlara layık talebe olabilmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Risale-i nuru, anlayabilmeyi, pırlantaları, kalbin zümrüt tepelerine yolculuk ettiren bize bu güzel kavramları anlayabilmeyi nasip eyle. Han yolunun duası, ya Rabbi hadiselere öyle bir nazarla bakalım ki, yakinimiz ziyadeleşsin, ziyadeleşsin ki her min mezit kahramanları olabilelim. İlmel yakin ufkundan aynel yakine, oradan hakkel yakine yol bulalım ya Rabbi. Sevgili Fatma Acar'ın duası, ey sevgili Rabbim, çırası tefekkür olan yangından bizim kalplerimizi de nasiptar eyle. Kıvam adına kamil bir insandan beklenilen neyse bize de onu ver ya Rabbi bizi kıvan kahramanları eyle. Bizi rızan için hahişkar kullarından eyle. Amin, amin. Sevgili Fatma Nur'un duası, Ya Rabbi nazarlarımızı birer asayı Musa eyle. Vurduğu her yerden ı hayatımız olan marifet fışkırsın ve kalplerimize aşk olarak geri dönsün. Amin amin sevgili nesibenin duası Allah'ım buradaki ve kainattaki tüm kardeşlerimizi çok doğru kainattaki kardeşlerimizi Hazreti İnsan ile burada ve ötelerde de Resulullah Efendimiz'e bağışla. Amin amin amin. Evet sevgili Aynur'un duası. Ya Rab sonsuza kadar hep yeni buğutlarıyla sürüp giden, hiç inkıtağa uğramayan tefekkür yolculuğu bize nasip eyle. Tüm kardeşlerimizle beraber yolumuzu cennete ulaşan, içtiği kefsar olanlardan eyle. Amin. Sevgili Aysun'un duası, Allah'ım yaşadığımız her hadiseyi derin sistemli bir düşünme ile okuyabilmeyi ve onlardan ders çıkarıp en güzel şekilde tevekkül ve teslimiyetle karşılayabilmeyi nasip eyle. Amin sevgili Aysun. Evet sevgili dünyanın duası Ya Rabbel Alemin bütün bir insanlığın feraha istikrara kavuşması için bizleri inanç ve düşünce planında toplumun imdadına koşan nizam anlayışına yenilenme inancına ikna kabiliyetine sahip ihlas ve samimiyet ve samimiyet ehli ve tefekkür ehli eyle. Amin bize toplumun insanlığın dertlerine deva bulan tefekkür ehillerinden eyle. İbrahim kardeşin duası abla son olarak sizin dersleriniz takip ettiğimizi söyleyince arkadaşlarımın annesi Zeynep Türk Yılmaz abla size selam gönderdi. Aleyküm selam olsun Zeynep Hanım'a. Zeynep Hanım benim hizmeti onunla tanıdığım ruh zinetine sahip yüce ruhlu bir insandır. Ona selam olsun. Sevgili Fatma Nur'un duası. Ya Rabbi tahsil ettiğimiz ilimleri marifete dönüştürme konusunda yardımcımız ol ki onlardan tek kazancımız birkaç iyi not, birkaç kuruş olmasın. Amen Tübillahi billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi yolculuğunda namitenahi kazançlarımız olsun ya Rabbi. Ne güzel dua sevgili Fatma Nur. Tahsil ettiğimiz ilimleri marifete dönüştürme konusunda öyle bir yardımcımız olsun ki tek kazancımız aldığımız notlar, kazandığımız birkaç kuruş, e, maişet motorunu çevirmek olmasın. Sevgili Gülizar'ın duası, Ya Rabbena düşüp düşüp her defasında kalkmaya niyetlendiğim halde tekrar 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 düşüyorum. Rabbim yenik düştüm, mağlup oldum. Ne olur beni bizi maiyetine al, hıfsına al bizi bu nurlu insanı kamil olma yolculuğunda tefekkürle kanatlandır. Tefekkürle dirilt, tefekkürle yolculuk ettir. Düşsek de bizi yola revan olanlardan eyle Allah'ım. Tefekkürsüzlük girdaplarından, hayata gelişimizin biricik gayesi olan seni tanımak ve sevmekten, bir anı seyyale uzak düşmeklerden, çek çıkar kurtar bizi tıkanıklıklarımızı tefekkürle, zikirle aç Allah'ım. Amin, amin, amin sevgili Gülüzar. Evet sevgili Aysun'un duası Rabbim tefekkürlerimizi seni bilme, seni tanıma, muhabbetine erişme ufkunda eyle. Amin, amin. Sevgili Nur'un duası Rabbim bizi şefkat kucağına al. Senden gelecek her türlü nimete muhtacız Allah'ım. Senden gelecek her türlü lütfa, ihsanın muhtacız. Seni bulduktan sonra tefekkür ile imanımızı ziyadeleştirebilmeyi, marifetinle ruhani zevklere erebilmeyi nasibeyle, kaybettirme, kazanma kuşağında kaybettirme, kalplerimizin yaralarını sar, biri bizi hıfsına, bizi himayene al, bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Amin, amin, amin. Yılmaz kardeşin duası. Ya Rabbi bizleri pozitif ilimler, ilimlerden marifetullah'a ulaştıracak tefekkür istidadıyla donat. Eşya ve hadiseleri evvel ahir zahir batın ekseninde yorumlayabilmeyi ve derinlemesine düşünerek her halükarda sana ulaşabilmeyi bizlere lütfeyle. Amin 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 devamı da var duanın. Hocam soru sorma imkanımız var mı bilemiyorum demiş. Kalbin Zümrüt Tepeleri isminin seçilmesinin nasıl bir nükte olabilir? Bunu başka bir sefer konuşalım inşallah Yılmaz kardeş. Yolumuz sadece sana çıksın ya Rabbi demiş Nur. Evet ya Rabbi yolumuz hep sana çıksın. Namütenahi yolunda namütenahi seyahatler bize nasip eyle. Amin amin amin. Demiş sevgili Tuğba, geçmişimizden, geleceğimizden, zürriyetimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Amin. Evet değerli dostlarım, bugünkü dersimiz Kalbin Zümrüt Tepelerindeki Tefekkür makalesiyle dairdi. Hakkınızı helal edin. Dualar çok güzel, dualar bana... Dersin en tatlı, en lezzetli bölümü olarak görünüyor. Çok çok güzel. Dualar da gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Dualar tefekkür ufkunuzu da gösteriyor. Anlamda da çok değerli. Evet, kalplerinizi e, ve çiçekleri, gülleri, demetleri e, birer e, amin olarak alıyorum. Hepsini ee, Cenab-ı Hakk'a takdim ediyorum huzuru de Hakkınızı helal edesiniz. Kardeşliğimiz, kardeşliğimiz, kardeşliğimiz. Cenab-ı Hak bizi sofrayı muhabbetten, sofrayı ilimden, sofrayı kardeşlikten, sofrayı hizmetten bir an dur etmesin. Razı olduğu meclislerden eylesin meclisimizi. İhlası tam meye eriştirsin. Değerli dostlarım hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere inşallah.